Çünkü dünyanın başlangıcında, hatta dünyanın yaratılışından çok daha önce yaşam vardı ve güzel bir yaşam vardı. Tanrı her şeyden önce ışığı yarattı, aydınlığı yarattı ve yaratılış kitabı bizlere söylüyor ki ışık ve karanlık ayrıldı birbirinden. Ve Tanrı ışığı yarattıktan sonra ışığın iyi olduğunu gördü ve bundan hoşnut kaldı. Dolayısıyla ışık, aydınlık, yaşam ve ışıkta yaşam olguları Tanrı'nın hoşnut kaldığı kavramdır. Ve bu hafta bizler kilisemizin bize öğrettiği doğrultuda Ardaksman Giragi'yi hatırlıyoruz. Yani kovuluş pazarı. Nerede kovuluyoruz? Niye kovulduk? Acaba geri dönüş yolu var mı? Bu hafta itibariyle bizler bu soruların cevaplarını bulmak için kendimizi biraz kutsal kitabın ışığı doğrultusunda ve Tanrı'nın kutsal sözleri doğrultusunda pratik yapmışız. Geçen hafta bizler yaşamın ne kadar kutlu, ne kadar güzel bir şey olduğunu görmüştük. Çünkü Tanrı'nın yarattığı her şey gayet mükemmel yaratılmış. Tanrı'nın yarattığı her şey mükemmeldir. %100 mükemmeldir. En ufak bir yanlış, eksiklik yoktur. Bu doğrultuda onun yaratmış olduğu insan modelinde de eksiklik yoktur. Hatta o kadar mükemmeldi ki o insan modelinin içerisinde kendi nefesini üfledi. O insan modeli mükemmelliğin simgesi oldu. O insan modeli yaratılan her şeye Tanrı'nın adıyla hükmetme yetkisiyle donatıldı. O insan modelinde çünkü günaha yer yok. İşte o insan modeli %100 bir şekilde Tanrı'nın suretini yansıtmaktaydı. Peki ne oldu da bir şekilde bu mükemmel düzen birdenbire alt üst oldu? Yaratılış kitabı bazen insana çok düşündürme yolunu açıyor. Çünkü her şey yazıldığı gibi okunmuyor bazen. Fakat bir gerçek var. Hayatımıza günah girdi. Bizim mükemmelliğimizi eksikliğe döndürecek o günah girdi. Ve yaratılış kitabı günahın ne şekilde bizim hayatımıza sirayet ettiğini gösteriyor. Oradaki resim, şeytanın yaklaşma şekli, yılan şekliyle yaklaşmış veya bir bahçede bulunan Adam'a Yeva'ya yaklaşmış. Bundan daha da önemlisi yaratılış kitabında bize gösterilen ne şekilde yaklaştığı kötülüğü. Ayartıcı olan şeytanın hangi metotla yaklaştığı. Çünkü bu metot bizlerin önünde bir savaş. Bizler bu metodu iyi bilmeliyiz. Düşmanını çok iyi tanıyacaksın ki düşmanın seni yıkamasın. Bizler madem Tanrı'nın evlatlarıyız, Tanrı'nın suretiyle yaratıldık. Bizler düşmanımız olan şeytanı çok iyi tanıyacağız. Ona karşı gardımızı çok iyi alacağız ki bizi ayartamasın. Çünkü ayartılmak insanın hayatında hiç beklemediği anlarda karşısına çıkar. Bakın insan mükemmeldi. Eksik yoktu hayatında. Dolayısıyla çok güçlüydü. Ama şeytan insanın bir anını yakaladı ve o anında tek bir soruyla insanı avladı. Nasıl ki ufak bir yem atarsınız denize, oltayla kocaman bir balık çekebilirsiniz. Büyük bir kazanç olur. Şeytanın da çalışma metodu bu şekilde. Ufak bir soru,
ufak bir düşünce ve her şeyden önce soruyla yaklaşma. Emirle değil. Bunu böyle yapacaksın şeklinde değil. Çünkü insanın en kuvvetli olduğu yanı zihni. Tanrı bize özgür irade ver. Dolayısıyla şeytan hükmetmek eğer istiyorsa bizim bedenimize, bizim ruhumuza, bizim özgür irademize uyuyor. Bizim özgür irademize öyle şeyler sunuyor, öyle vaatler veriyor ki biz özgür irademizle isteyerek, kendi arzumuzla, kendi erdemimizle şeytanın kölesi haline geliyoruz. Bakın tek bir soru sormuş şeytan, ne demiş? Tanrı gerçekten bahçedeki ağaçların hiçbirisinin meyvasını yemeyin dedi mi? Bakın Tanrı insana bir kanun koymuş. Bu koyduğu yasa, kanun tek bir kanun. Yaşam ve ölüm arasındaki tek bir yasa. Yaşamı yaratan Tanrı, yaşamın evladı, yaşamın öğrencisi olması için insana diyor ki, yaşam ve ölümü sana tanıtacak o ağacın meyvasından yeme. Bu kanun tek bir madde. Ve şeytan yaklaştığı zaman diyor ki, gerçekten mi böyle dedi? Acaba başka bir anlam taşıyor olamaz mı Tanrı'nın dediği? Tanrı madem sizi bu kadar çok seviyor, sizin önünüze niye böyle bir eksik, niye bir böyle yasa, niye bir engel koymuş olabilir? Tanrı acaba sizi sevmiyor mu ki önünüze bir engel koymuş? Bakın bu sorular soru. Ve cevaplarını veren kim? İnsan. Ve şeytan öyle bir yaklaşıyor ki bizim babamız olan, bizim yaratıcımız olan Tanrı'yı bir an için bizlerin düşmanı moduna getiriyor. İnsan bir an için kendi özgüveniyle, kendi bütün kuvvetiyle bir an için düşünüyor ve diyor ki ben kuvvetliyim, ben Tanrı'nın suretiyle yaratıldım. Tanrı herhalde benim önüme böyle bir engel koymuş olamaz. Söylemişse de söylemek için söylemiştir. Bir anlamı yoktur. Bir defadan bir şey olmaz. Bütün hikayenin sonundaki cümle bu. Bir defadan bir şey olmaz. Ve bunu yaptığı için insan günaha bulanır. Bu metodu, şeytanın metodu bizim önümüzde çok önemli. Neden? Çünkü dünyanın yaratılışından itibaren insan oğlunun hayatında hiçbir zaman günah eksik olmadı. Dünyadaki bütün kavgalar, çatışmalar, hırslar, günah, her şeyin ana nedeni bu. Bu soru ve bu soruya bir şekilde cevap veren ve yanlış cevap veren hepimiz, insan tabiatımızla günahkarız. Hepimiz yanlışlar işliyoruz gündelik hayatımızda. Tanrı diyor zaten, eğer bir insan ben günahsızım diyorsa, o insan Tanrı'yı yalancı çıkartır diyor. Dolayısıyla hepimiz günahkarız. Farkında olarak veya olmayarak. Fakat kendi hayatımızı bir süzgeçten geçirelim. İşlediğimiz günahları, yaptığımız yanlışları, biz nasıl işlemeye başlamışız? Muhtemelen ilk adımı bir defadan bir şey olmaz olmuş. Ve bu bir defadan bir şey olmazın öncesinde şeytan kafamıza bir soru koymuş. Demiş ki, bunu yaparsan ne olur? Bir defa yanlış yapmaktan insan ölür mü? Bir defa yanlış yapar, tövbe eder. İkinci defa yanlış yapar, yine tövbe eder. Ve bir şekilde alışkanlık haline geliyor. Bu insanların hayatındaki, hepimizin hayatındaki kaçınılmaz bir şey. Şeytan bize bir defadan bir şey olmaz. O öğretisini çok iyi aşılamış vaziyette.
Ve Tanrımız, İsus Kristos bunun tam karşısında bize işte bir baba olarak, bir yardımcı olarak bekliyor. Onun sözleri, onun öğretileri, özellikle büyük oruç döneminde tövbe kavramını bu şekilde bize yansıtıyor. Tövbe etmek, bütün kalbimizle, bütün benliğimizle, bütün ruhumuzla yaptığımız yanlışları bilerek veya bilmeyerek gerçekten Tanrı'nın önüne getirmek. Gerçekten onun inayetini dilemek. Ve demek ki ben düştüm. Ben şeytana yenildim. Çünkü insan tabiatıma çok güzel bir soruda yaklaştı. Dayanamadım. Ama biliyorum ki günahın faturası ölümdür. Ve ben ölümü istemiyorum. Bizim bunu söylememiz gerekiyor Tanrı'nın huzurunda. Ve bunu söylediğimiz zaman işte Kristos o aziz kanıyla ve Surp Harutyun öğretisiyle ölülerden dirilişiyle bizlere o zaman yeni bir yaşam sağlayacak. Bakın kovulmak ne kadar ağır bir kelime. Bizler hayatımızda ufacık bir çevrede dahi aile ortamı, iş ortamı, çeşitli ortamlar bizi dışladıkları zaman, bizi kovdukları zaman nasıl hissediyoruz? Kovulmak çok kötü bir şey. Bir de düşünün ki Tanrı'nın huzurundan kovulmuşuz. Tanrı'nın kutsal varlığı olan o kutsal ortamdan kovulmuşuz. Ve bizleri kovan Tanrı demiş ki sen kutsal olana kadar buraya giremezsin. Bakın bizler bunun acısıyla bir şekilde Tanrı'ya yaklaşmamız. Bizi kovan Tanrı günahımız nedeniyle. Ama bizi tekrar bağrına basacak olan da tekrar kim? Tanrı. Bizi ayartan şeytan. Ama şeytanın ayartmasına karşı bize ilaç olacak kim tekrar? Tanrı. Dolayısıyla bizler bedenimizde değil sadece, özellikle zihnimizde Tanrı'nın sözlerine yer vermek durumundayız. Bir kardeşim sormuştu bana, demişti ki, şeytanla Tanrı'yı nasıl bilirsin? Dedim, bizler onu öğreti olarak biliyoruz. İşleyiş metoduyla biliyoruz. Sizlere şunu söyleyeyim, bana Tanrı'yı anlatın desem, ne şekilde anlatırsınız? Bir şekle koyabilir misiniz? Bir cisim olarak açıklayabilir misiniz? Açıklayamazsınız. Çünkü Tanrı madde değildir. İşlevselliğiyle, babalığıyla bizlerin hayatında vardır. Peki şeytanı anlatın desem, ne şekilde anlatabilirsiniz? Bazısı belki boynuzlu, kırmızı renkli, boynuzları olan bir yaratık olarak anlatabilir. Ama şeytanı değil. Nasıl ki Tanrı'yı işleviyle biz biliyoruz, hissediyoruz, şeytan da aynı şekilde işleviyle bizim yaşantımızda. Ve insanın modeli, insanın rolü işte tam ikisinin ortasında çok önemli bir çizgide. Düşüncelerimizde biz hangisine yer verirsek, Tanrı'nın düşüncesiyle veya şeytanın düşüncesiyle ilerlersek Tanrı burada, şeytan da burada. Bakın şeytan tek bir soruyla Adem'in ve Havva'nın beyninde, zihninde beden aldı. Tanrı tek bir soruyla insanı yarattığı zaman insanın bedeninde beden almıştı. Fakat öğretileriyle tekrar insanın beyninde beden aldı. Bu aslında bizim hayatımızda da çok farazi bir olgu değil. Bakın, tanımadığınız birisi sizin yanınıza gelmiş. Ve bilmediği bir sokağa soruyor. Bilmediği bir yere gitmek istiyor. Siz ona yolu anlatmışsınız. Ve sizin anlattığınız yoldan ilerliyor. Ve ulaşacağı yere ulaşıyor. Bu misafirin zihninde,
kimin düşüncesi beden alıyor? Bizim. Ama dikkat, eğer soruyu soran da istemli davranırsa bizim zihnimizde beden alabilir. Bize gelen insan bizim sözümüzden sonra diyebilir ki, senin verdiğin yol benim kafama yatmadı ve ben başka birisini daha sormak istiyorum. Veya başka bir yolla başka bir yere gitmeyi arzuluyorum. Belki yolumu bulurum. Bu da tekrar kişiye özgü bir şey. Dolayısıyla insanların zihninde Tanrı'nın öğretisinin beden alması insanların erdemiyle alakalı. Bizler istersek sadece Tanrı beden alabilir. Tanrı o kadar kuvvetli, doğru, kainatı yaratmış ama biz istersek sadece bizim kafamızda beden alabilir. Onun yol göstericiliği, onun öğretileri sadece ve sadece biz istersek, arzularsak bizim zihnimizde yer edebilir. Ama bir de istemezsek, dersek ki bana ne, bir defadan bir şey olmaz, ben hayatımdan çok memnunum, ne güzel yiyorum, içiyorum, eğleniyorum, günümü gün ediyorum. Tanrı'nın sözüne şu anda ihtiyacım yok. Bu sözleri de söyleyebiliriz. Tekrar bizim istemimiz. Ama o zaman zihnimizde kim beden alır? Bu dünyanın kralı, şeytan, kötülük ve günah. İşte bu soru Tanrı gerçekten bahçedeki ağaçların hiçbirinin meyvasını yemeyin dediğimiz sorusu bizlere bunu gösteriyor. Tek bir soruya çok dikkat. Bakın, ufak deyip geçmeyin, tek deyip geçmeyin. Bazen ufak sorunlar çok ciddi hastalıklara, ölümlere neden olabilir. Bakın şu son günlerde bile ufacık bir virüs, koronavirüsü, ufacık. Fakat ne kadar insanın ölümüne neden oluyor. Ufacık bir şey. Dünya şu anda demiyor ki ufacık bir şey, bir virüsten ne olur? Bizim ne kadar ufağımızda ama demiyor insanlar. Çünkü bir tehlike. Çünkü ölümcül bir tehlike. Yakınımıza geldiği zaman bizi öldürebilecek, bize zarar verebilecek bir tehlike. İşte şeytanın soruları ve yaklaşımı da bu şekilde. Ufak olduğuna bakmayın. Etkisiz gibi göründüğüne bakmayın, masum gibi göründüğüne bakmayın, içeriğine sirayet edin. İçeriğin içinde tanrısallık mı var, yoksa şeytanlık mı var, onun siz karar verin. Hepimiz bu şekilde yaklaşalım Tanrı'nın sözlerine, kiliselerimizde yapılan törenlere, kiliselerimizde verilen bazılara, aşkı arkadaşlarımızla, eşlerimizle, dostlarımızla, gündelik hayatta geçirdiğimiz o vakit içerisinde bu şekilde yaklaşalımız. Ve bu şekilde yaklaştığımızda emin olun, işte kovulmuş olan, Tanrı'nın krallığından kovulmuş olan insanlardan bir tanesi, en azından biz kurtulacağız. Ve Tanrı bu yolda hepimize bilgelik versin. Kendi sözleriyle, kutsal ruhuyla özellikle bizlere yol göstersin ve kendi sözlerine itaat etme ve kendi sözleri doğrultusunda önce kendimizi sonra da çevremizi idame ettirme bilgeliğini bizlere bağışlasın. Gelin hep beraber son duamızı ederken Subhaç'ın kudretine ellerimizi yükseltelim ve diyelim ki Deisus Christos, haçın üstünde sen duruyorsun bizlerin önünde, bizlerin günahlarını bilerek veya bilmeyerek işlediğimiz günahları bizlerden uzaklaştı ve bizleri senin krallığına, senin sözlerinin layık insanlar topluluğu haline getir. Ki bizlere bakan inancın, kilisenin, surkirkin ne demek olduğunu anlasın ve bizler sadece kendimiz için değil, aynı zamanda başkaları için de ışık kaynağı olmaya devam edelim. Bahban için bu sabahla söylüyoruz. Kristos asıl asıl Bahya, Bahbanya, Yeborkmiya, Zazgı sayoz, Zegedeti sayasından yaysa siyemlerinde, Havadatiyal çoğulun tümme, Ön olan yasuk ye batladan haçılık kovi havut ya, Hırgaza diya, Erebeliye vanere vurt işnamuy, Bir porsanat, Argaziz, Ivan Tutyant,
եւ ամենայն չար բադահարած եւս կորտս ծերած մերոց աչուղիա աճանավորյալ քուրքյան փարավորի լսկես ընդխոր եւ ընդոպուց սրբո այժմ եւ միշտ եւ ամեն յարդ սավիդենից ամեն սրբաճի վսալաճ օրնեցի ձեր ամենայն ժամ